Gerçek ekonomiden merhabalar değerli izleyenler. Yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Elbette yanımda her zamanki gibi daimi yorumcum, gazeteci, yazar Erkan Özvar. Merhaba Erkan Bey. Hoş geldiniz yeni bölümümüze. Hoş bulduk Melis Hanım. Nasılsınız bu hafta? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz Teşekkür umarım. Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Evet bugün Erkan Bey ile birlikte Bitcoin ile birlikte çok sık andığımız programlarımızda da yer yer değindiğimiz ama bugün daha da derin bir şekilde açıklayacağımız Blockchain'i konuşacağız. Evet. Öncelikle Erkan Bey'e sormak istiyorum. Bu blockchain nedir? Bir anlatabilir miyiz seyircilerimize? Tabii. Şimdi ismi çok geçiyor. Blockchain aslında e, dağıtık veri tabanı teknolojileri dediğimiz bir grup teknolojinin ilki ve en ünlüsüdür. E, Bitcoin ile birlikte ortaya çıkmıştır. Zaten Bitcoin'in var olmasına neden olan teknolojidir. Ne demek bu dağıtık veri tabanı? E, veri tabanları Elektronik ortamda, bilgisayar ortamında, bilgi işlem sektöründe işlenecek verilerin organize bir şekilde tutulduğu depolardır adeta, yani sanal sanal depolardır. Bunlar normalde bizim şu anda kullandığımız sistemlerde ya bir bilgisayarda tutulurlar veri tabanları veya server'da tutulurlar. Yani merkezi tek bir noktada tutulurlar genelde. Fakat dağıtık veri tabanlarında veri tabanlarını A, A dahil olan tüm noktalarda, tüm bilgisayarlarda aynı anda tutmak mümkün oluyor. Yani bu teknolojiler bunu sağlıyorlar. Dağıtık olmasını sağlıyorlar veri tabanlarının. Bu neden önemli ve bize ne sağlıyor? Birincisi böyle yaptığınız zaman veri tabanına saldırı imkanını ee, oldukça zorlaştırmış hale getiriyorsunuz. Hatta bazı durumlarda imkansız hale getiriyorsunuz. Güvenliği artırıyor. Yani. Evet, çok yüksek güvenlik sağlıyorsunuz. Neden? Ee, bizim şu anda klasik sistemde veri tabanları belli noktalarda saklandıkları için oraya saldırı yapmak hackerlar için daha kolay. Tek bir noktayı hacker ele geçirdiği zaman sizin bütün veri tabanınızı ele geçirmiş oluyor. Ee, veya tek bir noktayı vurduğu zaman bütün sistemi kapatmış oluyor. Ama bu dağıtık veri tabanında veri tabanı bütün bilgisayarlarda tutulduğu için sisteme ağ bağlı bilgisayar sayısı ne kadar yüksekse o kadar sistemin güvenliği sağlanmış oluyor. Çünkü bir bilgisayarı vursa veya yüzlerce bilgisayarı da vursa belki hacker veri tabanını yok edemiyor veya ortadan kaldıramıyor. Yine aynı şekilde sizin sisteminizin üçüncü bir kişi tarafından kapatılması adeta imkansız hale geliyor. Neden? Sizin A, A yerleştirdiğiniz bilgisayar sayısı arttıkça sisteminizin kapatılması imkansız hale geliyor. Mesela Bitcoin örneğinde şimdi Bitcoin'in üzerine çalıştığı belki yüz binlerce milyonlarca bilgisayar var. Diyelim ki bazı otoriteler veya bazı kuruluşlar Bitcoin ile savaşmaya karar verdiler. Bunu kapatamıyorlar. Biz bunu işte Venezuela ya da İran'da gördük. Oradaki hükümetler kendi para birimleri çökünce insanlar Bitcoin'e teveccüh gösterince o bunu engellemek istediler, Bitcoin'i kapatmak istediler ama başaramadılar çünkü bütün bilgisayarları sistemdeki bütün bilgisayarları kapatmaları gerekiyor. Hatta kendi ülkelerindekileri de kapatmaları yetmez, bütün dünyada Bitcoin'in çalıştığı bilgisayarları kapatmaları gerekiyor çünkü veri tabanını dağıtık olarak tutuyor blok Chain teknolojisi. Yani Venezuela'da bir bilgisayarda olan Bitcoin veri tabanı işte Almanya'daki bir bilgisayarda, Türkiye'deki bir bilgisayarda, Çin'deki bir bilgisayarda da var. Aynısı. Ve siz işlem yaptıkça bütün o bilgisayarlarda aynı işlemler senkronize bir şekilde tekrar yenileniyor. Yani veri tabanı bütün üye bilgisayarlarda anında yenilenebiliyor. Blockchain teknolojisi ve benzer teknolojiler sayesinde. Bir özellik daha var blok zincir teknolojisinde, blockchain teknolojisinde. Koyduğunuz e, kayıtlar, blok zincire eklediğiniz veriler, datalar e, silinemiyor. Bütün bilgisayarlar tarafından korunuyor. Sisteme e, ekli bütün bilgisayarlar tarafından e, korunduğu için kırılamıyor ve silinemiyor. Aynı zamanda eee blockchain'in yapısı gereği o kayıtlara herkes yani ağ üyesi olan herkes erişip neler olduğunu görebiliyor. Yani Bitcoin'den örnek verecek olursak İsterseniz tabii ki e, kendi şifrenizi kim olduğunuzu açıklamak istemezseniz sizin kim olduğunuzu kimse göremiyor ama bir cüzdanda ne kadar Bitcoin hareketi giriş çıkışı olduğunu e, o cüzdanların diğer versiyonlarını işte e, Bitcoin blok zincirinde olan işlemleri herkes üye olan sisteme üye olan herkes görebiliyor. Böyle bir sistem burada önemli olan e, bir noktada şu e, bit blok zincir bu tarz dağıtık veri tabanı teknolojilerinin e, tek örneği değil, blockchain tek örnek değil. Blockchain'den sonra, blockchain ilk örnek 2009 yılı itibariyle e, işletmeye girdi. Daha sonra farklı blockchainler ortaya çıktı, farklı kripto paralar ortaya çıktı, e, para olmayan blockchainler de ortaya çıktı. Ama son yıllarda blockchain olmayan başka dağıtık veri tabanı teknolojileri de ortaya çıktı. Örneğin Hashgraph diye bir teknoloji ortaya çıktı. Burada e, dağıtık veri tabanı bütün dünyaya, bütün insanlara açık değil, kapalı devre çalışıyor. Ve şu anda özel şirketler tarafından tercih edilen bir yöntem. Aynı zamanda IOTA diye bir para birimi var. E, Internet of Things yani gelecekte internete bağlı makinelerin yapacağı ödemeleri Karşılamayı amaçlayan bir kripto para ve bunun da kendi arkasındaki dağıtık veri tabanı teknolojisi Tangle isimli bir teknoloji. Bu da farklı bir teknoloji. Sonra Holo diye bir teknoloji var şimdi yeni daha bu saydığımız ikisinden de daha sonra muhtemelen ortaya çıkan başka bir dağıtık veri tabanı teknolojisi daha var. Bunun gibi yeni yeni dağıtık veri tabanı teknolojileri geliyor. Ee, burada şunu vurgulamak lazım. Şu ana kadar rüştünü ispat eden Teknoloji blockchain. Yani blockchain'in işlediğini biliyoruz. Yani avantajları var, dezavantajları var ama en azından vaat ettiklerini yaptığını ve işlediğini görebiliyoruz. Ama diğer teknolojiler işte Tangle ya da e, Hashgraph ya da e, Holo veya bir başkası dediklerini ne kadar yapabilecek henüz onu bilmiyoruz. Blockchain için elimizde en azından 10 yıllık bir veri veri var. 10 yıldır özellikle Bitcoin'de blockchain'in çok majör bir hata olmadan hatta hatasız bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Peki dağıtık veri tabanları ve merkeziyetsizliği konuştuk. Benim merak ettiğim şöyle bir şey var. Bunlar hangi alanlarda kullanılacak Erkan Bey spesifik evet. olarak kullanılacak. Merkeziyetsizlik olan? ve bu dağıtık veri tabanı teknolojileri şunu getiriyor. Ortada belirli bir merkeze ihtiyacınız yok. Bunu hangi alanlarda kullanabiliyoruz? İlk örneğimiz zaten Bitcoin ve para alanında ee, kullanıyor şu anda dünya bunu. Ee, normalde normal para sistemlerinde merkezde bir otorite vardır. Bu genellikle de merkez bankasıdır veya bir bankadır. Ee, merkez bankaları e, şimdi Federal Reserve yani Amerikan Merkez Bankası ya da bizim Türkiye'deki TCMB'yi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı düşünelim. Ee, Ortada bir kamuya ait hukuken organize olmuş bir otorite var ve onun onayıyla veya onun kararlarıyla para sistemi değişik özellikler gösteriyor. Şu anki mevcut otoriteler istedikleri gibi para arzını arttırabiliyorlar, daraltabiliyorlar, faiz oranlarını istedikleri gibi değiştirebiliyorlar ve siz bu konuda önceden bilgi sahibi olamıyorsunuz. Ama sisteme yakın olan bazı şahıslar sizden önce bu konularda bilgi sahibi olabiliyorlar. Yani Merkez Bankası para arzını arttıracak veya faizleri düşürecek gibi konularda çok büyük bir ihtimalle genel halk kitlesinden önceden bilgi sahibi olup buna göre pozisyonlar alabiliyorlar. Ama Bitcoin'de şöyle bir şey var. Bu dağıtık veri tabanı teknolojisi sayesinde siz parayla ilgili kimin kime borcu var, kim kimden alacaklı, kim kime ne kadar değer transfer ediyor, kimin ne kadar ekonomik enerjisi birikti, ne kadar değeri var bilgilerin hepsini ortak bir veri tabanında tutabiliyorsunuz. Ki önceki bölümlerimizde biz anlatmıştık. Paranın aslında yaptığı işlev budur. Bu bilgiyi aktarmaktır veya depolamaktır. Bu bilgiyi ortak bir veri tabanında tutup herkes de bu veri tabanını aynı anda sağladığınız zaman işte ortadaki o merkezi onay veren otoriteye ihtiyacı ortadan kaldırıyorsunuz. Böylece ne oluyor? Para alanında bu çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Zaten Bitcoin'den sonra da birçok başka değişik özellikleri sahip başka kripto para birimi ortaya çıktı. Ee, i̇şte Dash olsun, işte Bitcoin'in başka forkları olsun, Ethereum olsun vesaire. Onun dışında bir başka kullanılabileceği alan finansal hizmetler. Finansal hizmetlerde de sermaye piyasası hizmetlerinde de hep merkezi bir otorite var. Mesela borsada hisse senedi satacaksınız. Ortada bir borsa olması gerekiyor. Onun binası olması gerekiyor. Hisse senetlerini kayıt altına alması gerekiyor. Vesaire vesaire. Ama biz bugün blockchain teknolojisi sayesinde bütün finansal hizmetlerde merkezi otoriteyi ortadan kaldırıp her şeyi sadece katılımcıların ortaklaşa bir araya gelmesiyle yapabilir haldeyiz. Ee, mesela Genesis Vision Token diye bir proje var. Bu projenin amacı fon yönetimini blockchain'e taşımak. Yani şu anda dünyada ne var? Fon yönetimi şirketleri var. O şirkete ihtiyacınız var. Götürüp fonunuzu teslim ediyorsunuz. Fon yöneticileri orada sizin adınıza fonları yönetiyor. Milyarlarca dolarlık fonları yönetiyorlar. Ve yönettikleri için orada genelde yüzde bir ila yüzde yarım arasında buradan ne yapıyorlar? Para alıyorlar. Trilyonlarca dolarlık fonları düşünürsek buradan baya bir şey var. Yani belki 10 milyarlarca dolarlık bir pasta var. Ee, burada mesela işte bir proje çoktan yapılmış durumda. Aynı şekilde mesela para göndermek yurt dışına, ülkeler arası para göndermek de bir finansal hizmet. Ve şu andaki bankacılık sistemi bu konuda son derece yetersiz. 3-4 günde para ya gidiyor ya gitmiyor. Çok fahiş ücretler alınıyor. Ripple bu konuda mesela bir proje. Ve çok büyük bir proje. Şu anda bile herhalde 3-4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Blockchain üzerine çalışan ama merkezi bir blockchain üzerine çalışan bir proje. Onu da belirtmekte fayda var. Burada Ripple bir otorite merkeze koyuyor. Fakat blockchain sayesinde bütün dünyaya yayılmış bir sistem kurmanın avantajını kullanıyor. Ve merkezi olarak blockchain'i çalıştırdığı için daha hızlı çalıştırıyor. Yani Bitcoin'e göre çok daha hızlı çalıştırabiliyor. Yine finansal hizmetlerin dışında sermaye piyasalarının dışında sermaye piyasalarında şunu da söylemek lazım belki ileride şu anda menkul kıymet olarak gördüğümüz bütün hisse senetleri, bonolar vesaire hepsi blockchain üzerine taşınabilir. Bunun dışında akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar geliyor. İşte Bitcoin'dan sonra ilk e, gündeme gelen blockchain uygulaması bu oldu ve bunu da Ethereum gerçekleştirdi ya da gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Akıllı sözleşme ne demek? Siz otomatik blockchain üzerinde çalışan bazı kontratlar yapıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki işte e, şu insan şu anda bana şu ödemeyi yaparsa ben de şu üçüncü kişiye şu ödemeyi yapacağım gibi bir. Otomatik kontrat. Buna akıllı sözleşme deniliyor. Hmm. Bunu sizin onaylatmak için ortada mesela bir bankaya falan ihtiyacınız kalmıyor blockchain teknolojisi sayesinde. Bu akıllı sözleşmeyi hazırlıyorsunuz. Taraflar bunu imzaladıkları zaman, aranızda bunu kullandığınız zaman artık bunu onaylayacak üçüncü bir mekanizmaya ihtiyacınız kalmıyor. E, ve bu çok büyük bir alan. Yani bu ekonomik işlemlerde, işte tedarik zincirlerinde e, birçok yerde kullanılabilecek bir mekanizma. İşte Ethereum bunun Başlangıcını yaptı. Aynı zamanda e, merkeziyetsiz uygulamalar yani bugün kullandığımız bilgisayar uygulamalarının hepsi blockchain'e taşınabilir. E, hepsi şu anda merkezi e, serverlarda, merkezi otoritelere bağlı çalışıyorlar bu bizim bugün kullandığımız uygulamalar. Hepsi blockchain üzerine taşınabilir. Hepsi merkeziyetsiz şekilde işleyebilir. Bu konuda Ethereum bir lider oldu. Ethereum'dan sonra Ethereum benzeri, Ethereum'dan daha iyi performans göstereceğini söyleyen birçok blockchain veya farklı dağıtık veri tabanı teknolojisi kullanan bu tarz e, zincirler ve e, kripto paralar ortaya çıktı. Ondan sonra gelen alan internetin kendisi. İnternetin kendisi de şu anda merkezi serverlarla çalışır. Ve bir otorite internetin belirli bölümünü kapatmak istediği zaman o serverlara müdahale ederek oraları kapatabiliyor. Veya sizin bazı içeriklere erişmenizi engelleyebiliyor. Ama örneğin Substratum diye bir proje var. Ve bunun gibi başka projelerde muhtemelen var. Benim aklımda olan örnek o olduğu için onu söylüyorum. Bunlar blockchain üzerinde çalışan, blockchain mantığıyla çalışan, dağıtık veri tabanı mantığıyla çalışan bir internet kurguluyorlar hatta bunun testlerini çoktan yapmaya başladılar. Bu durumda ne olacak? İnternete isteyen, istediği içeriğe erişmekte özgür olacak ve o internet hiçbir yerde sansürlenemeyen bir internet olacak. Aslında internetin ilk protokollerini tasarlayanlar da bu şekilde bir internet tasarlamışlar. Dağıtık bir internet tasarlamışlar ama zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek mümkün olmamış. Şimdi blockchain ve benzeri teknolojilerle bunu gerçekleştirmek mümkün olabilecek. Aynı şekilde internet üzerine çalışan sosyal medya, bütün sosyal medya bizim meşhur şu anda bildiğimiz Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter bunların hepsi merkezi şirketlere, otoritelere bağlı yerler ve sizden data topluyorlar. Siz orada resim, yazı vesaire paylaştıkça sizin datanızı topluyorlar ve siz bilmeden bunu üçüncü şirketlere, güvenlik kurumlarına vesaire paylaşıyorlar. Hatta satıp bundan milyarlarca dolar para kazanıyorlar. İşte bunu blockchain teknolojisi engelleyebilir. Şu anda blockchain teknolojisiyle çalışan sosyal medya platformları çoktan devreye girdi bile. Bunların en meşhuru Steam diye bir proje. Şu anda arayüzü o kadar başarılı değil bence. Çok daha geliştirilmeye ihtiyacı var ama mantık şu. Burada sosyal medyada siz paylaşım yaptıkça burada hem verileriniz güvende olacak. Hem bu veriler başkalarına siz izni olmadan satılmayacak. Hem de siz veri paylaştıkça belki de burada coin yani para kazanacaksınız. Ve şu anda bu sistem çalışıyor. Yani Steam'de bir şeyler paylaştığınız zaman Steam sistemi size kendi coin'inden veriyor. Şimdi özellikle sosyal medyayı konuşunca benim de aklıma şu geldi. Evet, bütün kullanıcıların verileri bir şekilde toplanıyor. Hatta e, pek çok az önce de sizin söylediğiniz gibi şirketlere satılıyor. Bazı şirketler bundan çok ciddi paralar kazanıyor. Şimdi bu blockchain teknolojisiyle bu engellendiği takdirde doğal olarak da bir tehdit yaratacak o şirketler için. Engellenme durumu var mı sizce? Şimdi önce bu şirketler ne yaptılar? Bankalar vesaire işte büyük şirket sahipleri geçen sene özellikle Bitcoin üzerinden şey dediler yani bu dolandırıcılık şu bu işte bunu engellemek için kötülediler. Ama Bitcoin'i engelleyemediler. Bitcoin bir şekilde varlığını sürdürdü. Şimdi Blockchain için de aynısı söz konusu. Tabii ki buna karşı mücadele etmek isteyecekler. Ama bunu engelleyemeyeceklerini görüyorlar. Çünkü Blockchain öyle bir teknoloji ki Şimdi siz bunu birkaç bilgisayarda kurduğunuz zaman ve insanlar buna katılım göstermeye başladığı zaman en başında söylemiştim bunu artık engellemeniz mümkün olmuyor. Yani blockchain'i kapatmanız mümkün olmuyor, ona müdahale ettirmeniz mümkün olmuyor. Hmm. Bunu gören Facebook e, ve Zuckerberg ne yaptılar şimdi işte ki son geçtiğimiz aylarda ortaya çıktı. Kendi şu anda kripto paralarını dizayn ediyorlar. Yani bunu engelleyemeyeceklerini gördükleri için kendi kripto paralarını dizayn ediyorlar. Aslında insanların buna aldanmaması lazım. Kendi kripto parasını dizayn etmesi yetmez. Facebook'un kendisini blockchain'e taşıması gerekir. Ve bu merkezi Zuckerberg'in bu diktatörce yönetiminden vazgeçmesi gerekir. Hayatta kalmak istiyorsa. Yoksa uzun vadede e, blockchain'e dayalı bir sistemi ben şahsen tercih ederim. Ha Burada nedir? Facebook bir network efekte ulaştı. Yani e, milyarlarca kullanıcısı var. O milyarlarca kullanıcıya sizin de ulaşmanız çok zor ve zahmetli olabilir. Ama insanlar bilinçlendikçe datalarını Facebook'ta paylaşacaklarına, datalarını paylaşmayan, kendilerinin yönetebileceği ve kullandıkça da para kazanabilecekleri bir sisteme doğru muhtemelen geçeceklerdir. Bunun dışında, sosyal medya dışında, oy verme alanında kullanılabilir blockchain teknolojisi çok kolay bir şekilde. Bütün katılımcılar kendilerini teyit edebiliyorlar matematiksel işlemlerle, şifreli işlemlerle. Bir araya gelip blockchain üzerine oy kullanabilirler ve aynı anda herkes oyunu sisteme geçireceği ve o bütün veri blockchain'e bir anda toplanacağı için seçim sonuçlarını da anında alabilirsiniz. Bu belki başlangıçta şöyle olacaktır. Klasik kağıda dayalı analog sistemle oylar sayılacaktır. Bir yandan da blockchain üzerinde belki ikinci bir sistemle bu deneme aşamasına götürülecektir. Mesela İstanbul seçimlerinde böyle bir sistem YSK'nın elinde olsaydı, kullansaydı YSK böyle bir sistemi hiç bugün bizim bir, bir aydır uğraştığımız şeylerle hiç uğraşmaya gerek kalmayacaktı. Seçim sunucu anında oylar kullanılır kullanılmaz çok kısa bir sürede elimizde olabilirdi. Bu dijital bir sistem değil yani dijital oy verme sistemleri var Amerika'da falan kullanılıyor. Hacklenebilirler diye insanlar korkuyor ama blockchain üzerinde en başta anlattığım gibi sistem ne kadar kalabalık olursa hacklenmesi o kadar imkansız hale geldiği için, şimdi düşünelim İstanbul'da 16 milyon seçmen var. Zaten Türkiye çapında 82 milyon vatandaş var. İşte milyonlarca, 10 milyonlarca seçmen var. O açıdan çok zor olacaktır hacklenmesi. Çok daha güvenli. Oy verme dışında kamu kayıtlarının tutulması, mesela noter kayıtları tutulması Efendim tapu kayıtları tutulması, nüfus kayıtları, kimlik kayıtlarını tutulması, bunların hepsi blockchain'de yapılabilir ve şu anda blockchain üzerinde zaten bu projeler çoktan başladı. Birkaç senedir ciddi yol aldılar. Mesela Afrika ülkelerinde birçok yerde tapu kayıtları yok, bunların blockchain ile tutulması projeleri var. İngiltere'de tapu kayıtlarının blockchain'e taşınması projeleri var. Noterler için bunlar e, tasarlanıyor. Mesela Silent Notary diye global bir noter projesi var. E, ondan sonra kullanılabileceği alan yönetimin kendisi yani management bütün dünyada yönetim bir adeta bu bir iş yani bununla ilgili üniversitelerde böyle bölümler var şirket yönetimleri vakıf yönetimleri bunların hepsi blockchain'e taşınabilir şeyler. Mesela siz bir kulübü taraftarlarına yönettirmek istiyorsunuz. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Bütün taraftarları blockchain'e kaydedip, blockchain üzerinde bir futbol kulübü yönetim sistemi inşa edip bunu yapmanız mümkün. Yani ben bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe böyle bir şey yapsa hemen bu sisteme adapte olurum. Hemen ona e, girerim. E, ki düşünün o sistemin kendi kripto parası da olabilir. Yani buradan yaratılacak katma değeri siz düşünün. Son olarak bir de tedarik zincirlerinden bahsedebiliriz. E, bu da ülkemizde çok büyük bir sorun. Yani Antalya'da bir domates işte atıyorum 5 kuruşa imal ediliyor, 50 kuruşa imal ediliyor. Şehire gelirken nasıl 5 lira oluyor diye herkes bunu soruyor. İşte blockchain sistemiyle herkes bu blockchain üzerine değiştirilemeyecek kayıtları girerek kendi verilerini girerek işte tarladaki insan, haldeki insan işte tüccar market vesaire hepsi gerekli verileri girerek şeffaf bir şekilde bu ürünün nereden geldiğini değiştirilemez ve şeffaf bir şekilde gösterebilir ve vatandaş bunu anlayabilir. Devlet yöneticileri nerede sorun var blockchain üzerine bunu çözebilirler. Bu da Önümüzde blockchain'in kullanılacağı çok geniş bir alan. Türkiye'de şu anda ihracat alanında bunun kullanılmasıyla ilgili projeler var. Dünya çapında tedarik zincirleri, işte nakliye firmaları bunu kullanmak üzere çok çeşitli projeler geliştiriyorlar şu anda. Biraz da merkeziyetsizliği konuşalım Erkan Bey. Niçin bu kadar önemli ve ekonomiye tabii ki katkısına olacak? Nasıl dönüştürecek onu? Çok önemli, çok devrimci bir etkisi olacak bu merkeziyetsizlik ve dağıtık veri tabanı teknolojilerinin ekonomi üzerinde. Birinci etkisi merkezi bir onay otoritesine ihtiyacı ortadan kaldırması dünya üzerinde çok ciddi ekonomik süreçlerde tasarruf meydana getirecek. Mesela bitcoin üzerinden düşünelim. Bitcoin otomatik global bir merkez bankası. Global bir rezerv para birimi ortaya koyuyor ve bu hizmeti herkese açık bir şekilde sunuyor. Ama bunu yaparken Örneğin kendi şu anki e, muadillerine bakalım. Federal Reserve e, yani Amerikan Merkez Bankası ya da IMF ya da Çin Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası. Bütün bunlara baktığımız zaman bu merkez bankaları ve bu küresel finansal otoriteler e, binlerce, on binlerce insan çalıştırıyorlar. O insanların hepsinin kendi tüketimleri var. İşte bunlar evlerde oturuyorlar, yemek yiyorlar, su kullanıyorlar giyim eşyası kullanıyorlar, elektronik eşya kullanırlar vesaire vesaire. O kurumların kendi binaları var, kendi arazileri var. Tükettikleri kaynakları hesaplamak adeta mümkün değil. Bütün bu kaynakları Bitcoin ne yapıyor? Sadece sistemin güvenliğini sağlamak için yaptığı bu madencilik dediğimiz işlem var blockchain'de. Yani blockchain'e veri girişini Hı. ve o verilerin onaylanmasını ve zincire eklenmesini sağlayan aynı zamanda bunu yaparken de Bitcoin üretimini veya işte neyse kripto para üretimini sağlayan madencilik dediğimiz bir mekanizma var. Bu mekanizmayı çalıştırmak için enerji kullanıyor Bitcoin. Evet biraz yüksek bir miktarda enerji kullanıyor ama az önce söylediğim örneklerle karşılaştırınca bu çok düşük bir miktar. Bütün bu otoritelere ihtiyacı ortadan kaldırdığını düşünün veya başka kripto paraların bankalara ihtiyacı ortadan kaldırdığını veya demin finansal hizmetlerde konuştuk fon yönetim şirketlerine. ...birçoğuna ihtiyacı ortadan kaldırdığını veya azalttığını düşünelim. Bunların hepsi birçok kaynağın e, boşa çıkmasına sebep olacak. Yani birçok insanın artık o işlerle çalışmasına gerek olmayacak. O insanlar çok daha başka işlere kanalize olabilecekler. O kaynaklar başka işlere yönlendirilebilecek. Aynı şekilde bu mesela özellikle kamu kayıtlarının tutulmasında bugün bir sürü ülkede tapu daireleri var. Bunların binlerce mi memur çalıştırıyorlar ya da noterler. Her köşe başında noter var ülkemizde. Evet, evet. Bunlar çok fahiş fiyatlara sizin getirdiğiniz belgeleri onaylıyorlar. Evet. Halbuki bunu blockchain üzerinde adeta bedavaya sayılabilecek ücretlerle hiç kimsenin insan olarak çalışıp bir kaynak tüketmesine, bir bina tüketmesine gerek kalmadan çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve bunu Az önce söylediğim alanların hepsine yayabilirsiniz yönetim, tedarik zinciri, sosyal medya e, vesaire vesaire yani bunların hepsinde insan, enerji, arazi, e, bina e, tasarrufu korkunç bir şekilde sağlanabilir. Bu da ekonomide muhteşem bir kaynak tasarrufu. Ve yeniden değerlendirmesi sağlayacaktır. İkinci çok önemli nokta da şu merkeziyetsizlik ve dağıtık veri tabanı teknolojilerinin getireceği. Bu teknolojiler sayesinde her girişim, her sektör, her şirket kendi parasını üretebilir hale geldi. Yani bütün mesela şu anda 1600'den fazla kripto para projesi var. Bunların çoğunun arkasında girişim var. Yani bir proje var, bir iş var, bir iş fikri var. Şu anki dünyada para ekonomisinde her şey parayla organize oluyor. Yani üretimi siz parayla organize ediyorsunuz. O üretim başlatabilmek için paraya ihtiyacınız var. O parayı da bulmak para ekonomisinde bir mesele. Her ne kadar para sınırsız da basılsa sizin o sınırsız parayı bulmanız mesele. Sınırsız parayı genelde sistemin elitleri buluyor. Sizin bulmanız için ne yapmanız gerekiyor? Faiz ödemeniz gerekiyor. Bunu ilgili bölümümüzde anlatmıştık. İzlemeyenler varsa şimdi ekranın üzerine beliren beyaz linke mutlaka tıklayıp o bölümü izlesinler. Bu devamını izlemeden önce bu bölümün. Şu anki sistemde siz parayı ancak faiz karşılığında ulaşabiliyorsunuz. Yani bir kredi imkanı bulsanız bile onun karşılığında faiz ödemek zorundasınız. Oysa kripto para sisteminde ne oluyor? Sizin bir bilginiz varsa, sağlam bir ekibiniz varsa, bir projeniz varsa çıkıyorsunuz ortaya diyorsunuz ki ben bir kripto para çıkardım böyle bir projem var. İnsanlar da sizi İnanıyorlarsa ekibinize, projenize, gücünüze, geçmişinize inanıyorlarsa hı hı. gelip o kripto parayı satın alıyorlar. Böylece size sermayeyi faizsiz bir şekilde sağlamış oluyorlar. Herhangi bir faiz ödemenizde gerek yok. Hı hı. Ee, böylece ne oluyor? Faiz şu anki sistemde e, gerçek ekonomiden artı değer e, yüksek bir şekilde emip bunu yukarıda merkezi bir yerlere aktarıyor. Bu durumda artı değer ne olacak? Ekonominin kendi içinde kalacak ve çok daha fazla üretici güç potansiyeli yaratmasını sağlayacak. Bir başka çok önemli özellikle şu, bugünkü para sisteminde para arzının arttırılması ya da düşürülmesi bir sorun. Siz para arzını ekonominin büyümesinden daha fazla arttırırsanız enflasyon oluyor. Eğer ekonomi büyümesinden daha az arttırırsanız bu sefer de deflasyon oluyor, fiyatlar çöküyor. Bu ikisi de istenmeyen durumlar. Şimdi kripto paralara dayalı bu merkeziyetsiz yeni ekonomi dünyasında her projenin kendi para birimi olacağı için bir proje başarıya ulaşmazsa zaten kendi para birimiyle beraber yok oluyor. Yani para arzı proje yok olunca para arzından da gerekli olan miktar kendiliğinden düşüp yok oluyor. Yani ekonomi ne kadar büyürse para arzı o kadar artıyor. Ekonomi ne kadar başarısızlıkla küçülürse para arzı da o kadar daralıyor. Yani ideal denge sistemi oluşmuş oluyor. Yani bu modern dünyada artık parayı bulmak bir mesele değil. Herkes para üretebiliyor. Melis Hanım siz de bugün Waves diye bir platform var. Oraya gidip böyle 3-5 dolar masrafla e, Melis Token diye bir para birimi çok rahat çıkartabilirsiniz ve bunu da istediğiniz şeye dayandırabilirsiniz. Mesele bu para birimlerine değer kazandırmak. O açıdan çoğu para birimi ne yapıyor? Arzı sınırlı tutuyor. Hatta bazıları coin burn yani para yakma yaparak çeşitli dönemlerde o arzı küçültüyorlar ki para birimleri daha da değerli olsun diye. Erkan Bey bu anlattıklarınız çok büyük bir değişimi göstergesi aslında. Bayağı hem ekonomik hem belki toplumsal değişimlere de yol atacak. Bayağı ciddi bir şeyden bahsediyoruz aslında. Aynen. Seyircilerimize böyle spesifik olarak yani bir sektör örneği verelim mi? onun üzerinden anlatabilir misiniz? Bir de daha iyi anlamamızı sunayım. Ee, bu konuda en iyi örnek verebileceğimiz sektör internet sektörü. Hmm. Gelişmeler ilk önce orada yaşanıyor şu anda. Bütün internet blockchain'e taşınıyor adeta. Şu anda biz ne kadar farkındayız, ne kadar değiliz bilmiyorum ama çeşitli örneklerle bunu anlatayım. Zaten internetin kendisinin Blockchain mantığıyla çalışması için projeler çoktan başladı. İşte Substratum var. Muhtemelen başkaları da vardır. Araştırılınca bulunabilir. İkincisi sosyal medyanın taşınması için projeler çoktan başladı. İşte Steemit var. Hmm. Scorium diye bir proje vardı. Türkiye'de de şey oldu. Adeta Spor Facebook'u gibi bir şey. İşte bütün bu şu andaki sosyal medyaların Blockchain'e taşınması ilgili projeler var. Mesela bir Arjantin projesi vardı. YouTube'u işte blockchain'i taşımak üzere bir projeydi. Ee, yine mesela Tron var, Tron projesi çok meşhur. İşte o da bir çeşit e, içerik üretimi ni blockchain'i taşıyan bir proje bildiğim kadarıyla. Ama onların da çok merkezi olduğuna veya işte Justin Sun diye bir adama çok angaje olduklarını söyleyebiliriz. E, sosyal medyanın dışında internette Sosyal medyayı demin söylediğim gibi başarmak biraz zor. Çünkü Facebook'u alt edebilmek için, Twitter'ı alt edebilmek için bu konularda milyonlarca, yüz milyonlarca, milyarlarca kullanıcıya ulaşmak gerekiyor. Ama şu proje mesela çok daha basit. İnternet tarayıcısını blockchain üzerine taşımak. Yani bizim bugün kullandığımız işte Chrome, Firefox, Internet Explorer bunların hepsi merkezi yapılar. Sizin Gezindiğiniz bütün sayfaların bilgilerini alıp bir merkeze topluyorlar ve isterlerse bunu satabiliyorlar. Aynı mantıkla sosyal medyada nasıl datanızı korumak istiyorsunuz? Burada da datanızı korumak için şu anda blockchain üzerinde çalışan web tarayıcılarını kullanabilirsiniz. Mesela bir tanesi Basic Attention Token diye bir proje, BAT diye de kısa adı var. Bu projeyle siz internette gezindiğiniz zaman hem datanızı koruyorsunuz hem de bu Basic Attention Token'dan kazanabiliyorsunuz. Şu anda sadece Basic Attention Token'ın anlaşmalı olduğu firmaların reklamlarını görürseniz token kazanıyorsunuz. Ama ileride muhtemelen bu bütün internet surfing yaptığınız her şeyde size muhtemelen değer kazandırabilecek bir proje. Ve bunun gibi bir sürü başka proje de var. Ben burada isimleri sayarken yanlış anlaşılmasın o projeleri övüyor ya da öneriyor değilim. Sadece akılda kalsın ve benzer projeler de onlarla beraber bulunsun diye söylüyorum. Ee, yine arama motorları. Arama motorları da blockchain'e mutlaka taşınacaktır. Bu da zor bir görev. Çok para isteyen, kaynak isteyen bir görev. Ama şu anda bile blockchain bazlı çalışan yani e, arama motorları projeleri var. Mesela bir tanesi benim aklımda olan Bitglave diye bir proje. E, ne kadar başarılı oldular, nereye kadar ulaştılar bilemiyorum. E, şu anki arama motorları da merkezi. İşte En büyük Google arama motoru adeta tekel. Ona bağlı Gmail hizmeti, adeta e, çok ciddi bir yer kaplıyor. E, bütün bunlar merkezi. Siz Gmail'i kullanırken, e-mail atarken bile datanızı aslında Google'da paylaşmış oluyorsunuz. Arama yaparken paylaşmış oluyorsunuz. Konum bilgilerinizi paylaşmış çok oluyorsunuz. Çok kötü bir şey bence bu kullanıcı açısından. Evet ve bütün istihbarat servislerinin bunlara erişimleri var. Hadi istihbaratı geçtik, güvenlik birimleri. E, bunları başka şirketlere satma ihtimali var. Sizin datanız çok kıymetli. Bütün bu şeyleri bir blockchain üzerine taşıyıp Datanızı koruma altına alabilirsiniz ve arama yaptıkça coin kazanabilecek projeler mutlaka çıktı, çıkıyor, çıkacak. Şu anda Gmail'in yerini alacak, blockchain üzerine çalışması tasarlan. e-posta projeleri bile var. Bir tanesinin adı ProMDAS. Prometheus gibi baştan görüyorsunuz, algılıyorsunuz ama ismi ProMDAS inceleyebilirsiniz. Ne kadar başarılı oldular, ne aşamaya geldiler bilmiyorum ama Böyle bir e-mail, blockchain üzerine çalışan bir e-mail projesi de var. Bunun tabii faydası ne olacak? Blockchain üzerine çalışınca e-mailiniz hacklenmesi çok daha zor olacak, belki imkansız olacak ve tabii datanızı yine koruyabileceksiniz. Çok fazla koruyacağız. Yani internet adeta blockchain'e taşınmaya çoktan başladı ve muhtemelen blockchain devrimi internet üzerinden yayılacak. Evet Erkan Bey bu merkeziyetsizleşme, dağıtık, veri tabanı bunlar çok ciddi bir dönüşüm yaratacaklar dediğiniz gibi konuşmaya da devam edeceğiz. Çok önemli bir konu, çok ilginç bir konu. Şahsen ben çok şaşırıyorum bunları duydukça. Çok dönüştürücü bir şey çünkü. Ama şimdi... Coinex'in sunduğu Gerçek Ekonomi programı devam ediyor. Gerçek ekonomide Erkan Bey'le sohbetimiz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Erkan Bey çok büyük bir dönüşümden bahsettik. Şimdi bu büyük dönüşümün ilk aşamasında mesela 5 ve 10 yıl arasından bahsedelim. Bu bazda nasıl bir ekonomik potansiyeli var bu dönüşümün? Çok büyük bir ekonomik potansiyel söz konusu çünkü devrimci bir süreç bizi bekliyor. Burada şöyle anlatabiliriz. Bir kıyaslama yapmak gerekirse 1990'lar boyunca 2000'e gelene kadar o günkü teknoloji hisseleri furyasında o teknoloji şirketlerine akan para miktarı yaklaşık 5 trilyon dolardı. Bugün ise baktığımızda bugünkü değerlerle Bitcoin'in piyasa değeri 94 milyar dolar. Bitcoin'in dışında kalan 1600'den fazla muhtemelen kripto paranın yani Bunlara altcoinler deniliyor. Bunların piyasa değeri ise sadece 78 milyar dolar. Yani yaklaşık 160-170 milyar dolarlık bir şu anda sektörden bahsediyoruz ki 5 trilyon dolar karşısında çok ufak bir miktar. Bütün internetin az önce söyledik ilk aşamada blockchain'e taşınmasını bekliyoruz ve onun dışında bir sürü alan saydık. Bunların hepsi devreye girdiği zaman trilyonlarca dolar bir ekonomi olacak. Yani en azından 5-10 yıl içerisinde biz minimum 5 trilyon doları görürüz. Hatta daha da üzerine çıkarız diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bir önceki teknoloji furyasında teknoloji şirketlerine akan para zaten 5 trilyon dolardı. Az önce çok kısa değindiniz ama seyircilerimizin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de altcoin'ler Erkan Bey. Şimdi onlar için biraz ipucu almak istiyorum sizden. Bize böyle beğendiğiniz altcoin'leri açıklayabilir misiniz? Şimdi geçmişte bazı coin'ler söylemiştim. İşte Haken vardı, e, Substratum vardı, e, birkaç tane daha böyle coin söylemiştim. Engine vardı. E, şimdi şöyle bir durum, coin söylemenin e, bir anlamı yok. Yani araştırmalar yapıyoruz, bazen bazı, bazı coin'leri beğeniyoruz, bazen beğenmiyoruz, projeleri beğeniyoruz, beğenmiyoruz. Bunun çok bir anlamı yok çünkü fikirlerimiz her an değişebiliyor. Evet. Şöyle bir şey yapalım bugün. Balık vermek yerine insanlara balık tutmayı öğretelim. Yani balık tutmanın teorisini yapalım ki herkes kendi balığını tutabilsin. Bu amaçla da şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Alt coinlere projelere baktığımızda hepimiz bir şey arıyoruz. Yani yeni bize çok kazandırabilecek veya çok ileriye gidebilecek desteklemekten memnuniyet duyacağımız projeleri nasıl ayırt ederiz? Bunun için bakmamız gereken bazı kriterler var. Hı hı. Bu kriterleri bildiğimiz zaman buradan hareketle kendi araştırmalarını seyircilerimiz yapıp kendi fikirlerini oluşturabilirler. Bunların başında şu geliyor kriterlerin başında projenin kendisi. Yani bir iş fikri, bir proje, bir ihtiyaç lazım. Yani Globalde şu anda e, karşılanması gereken e, kimsenin yapmadığı veya şu anda verimsiz bir şekilde yaptığı bir işi blockchain'e taşıyarak çok daha verimli e, yapabileceğiniz bir iş fikri lazım. Projelere baktığımızda önce buna bakmalıyız. Yani bu iş fikri gerçekten talep e, istiyor mu ve bunu gerçekleştirdiğinde blockchain üzerine taşıdığımızda gerçekten bir verim elde edilebiliyor mu? Ya da bunun blockchain'e taşınması ne kadar gerçekçi? Bunlara bakmak lazım. İkincisi, ekip. Yani bu proje üzerine çalışan insanlar dediklerini gerçekten yapabilecek yeteneklere sahipler mi? E, diyelim ki çok yetenekli bir iki kişi var. Onlar bu iş yükünü kaldırabilir mi? Yani yakında, ya etraflarında bütün bu iş yükünü paylaşabilecek kadar insan var mı? Veya ekip gereğinden fazla mı kalabalık? Bu da bir faktör olabilir. Bütün bunlar önemli. Ee, yine danışmanlar yani advisorlar oluyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu bilgilere projelerin hepsinin genelde web sayfaları oluyor. Ve o web sayfalarında bunların hepsi genelde yer alıyor. Ee, bu ekiplerin advisorları yani danışmanları oluyor. Sektöre yön veren blockchain konusunda işte teknoloji konusunda yetkin ee, İsimler bu projelerin arkasında danışman olarak yer alıyor mu? Her zaman iyi danışmanların olması projenin bir yere gideceği anlamına gelmiyor ee, ama olması bazen e, olumlu sayılabilir. Aynı zamanda yatırımcılar yani bu projenin arkasında e, venture capital dediğimiz firmalar var mı? E, her zaman olması gerekmiyor. Mesela Bitcoin'in arkasında hiçbir sermaye yok ama dediğim gibi 94 milyar dolarlık şu anda bir değere ulaştı. Ama ee, şu, şu geldiğimiz dönemde sanki bir sermaye desteği olursa daha kolay projeler e, ilerleyebilir gibi de geliyor. Ee, onun dışında ürün yani söylenen blockchain ile yapılacak işle ilgili ürün ortaya çıkmış mı? Çalışıyor mu? Ortaya çıktıysa düzgün bir şekilde çalışıyor mu? İnsanlar bunu kullanıp evet düzgün bir şekilde çalışıyor diyorlar mı? Birçok projenin ürünü henüz ortada yoktur. Hatta ürün ortada olmadan ICO ile yani kripto para halkarız ile para toplarlar ama ortaya çıktığı zaman bu ürün gerçekten çalışacak mı? Ürünü ortada olan projeleri belki de daha ciddiye almak lazım veya bakarsınız proje çok güzeldir, ekip de çok iyidir, bu ekip bu projeyi yapar diyebiliyorsanız ürünün ortaya çıkmasını beklemeden de bakabilirsiniz. Aynı şekilde komünite. Bunu daha önce Twitter'da da ifade ettim. Bu yeni gelen ekonomi Melisa'nın bir lider veya bir e, kitle ekonomisi değil. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz para ekonomisi bir kitle ekonomisidir. Bunu biz zannediyorum ikinci bölümümüzde görmüştük eski sistem. Yani kitle üretimi, kitle tüketimi, kitle iletişimi, kitle e, ulaşımı vesaire. Bu sistem komünite sistemi. Yani birbirini anlayabilecek ee, ...çok basit hareketlerle çok e, savrulmayacak... ...mesela kitleler öyledir, bebek gibidirler. En ufak hareketle hemen sinirlenirler, hemen duygusallaşırlar... ...ama komünite demek akıllı, yani bilinçli e, bir insan topluluğu demektir. Mesela siz Bitcoin kitlesine şeyi kabul ettiremediniz yani... ...Bitcoin keşçiler dediler ki şöyle megabayte arttıracağız, böyle yapacağız falan... ...dediler ki insanlar ya bunun hiçbir anlamı yok... ...yani değerlendirdiler, bir süzgeçten geçirdiler ve bunun olmayacağına karar verdiler... Komünitenin %90'ı bu tarafta kalınca Bitcoin yoluna devam etti. Komünite böyle bir şey. Komüniteler ekonomisi olacağı için projenin ne kadar komünitesi var? Yani bu komüniteyi ölçmenin de en kolay yolu sosyal medyada ne kadar varlık gösteriyor? E, Twitter'da kaç takipçisi var? E, i̇şte e, şeyde Telegram'da ne kadar takipçisi var? Facebook'ta ne kadar takipçisi var? Vesaire. E, tabii bunlar çok dikkatli olmak lazım. E, takipçiler günümüzde satın alınabiliyor. Yani bu takipçi sayısı yavaş yavaş zaman içinde artarak devam mı ediyor yoksa birdenbire böyle 70 80 bin Atladım. takipçileri mi oluyor hı hı. onlara dikkat etmek hı. lazım. Hype dediğimiz bir e, İngilizce tabirle bir etken de var. Yani bu proje etrafında ne kadar olumlu e, söylem dolaşıyor. Yani sosyal medyada, basında vesairede bu projeyle ilgili olumlu e, canlı ne kadar konuşma yapılıyor. Bu çok önemli. Bir önemli faktör de paranın arzı. Yani bu kripto para projesinde bir kere bu kripto para sınırlı mı? E, zaman içinde belki coin burn yapacak mı? Sınırsız mı? Sınırsızsa tabii değer kazanması e, belki de e, daha az ihtimal olabilir. Veya coin sayısı gereğinden fazla mı? Mesela bir proje yapmış adam 100 milyar coini var. Yani bunun 1 dolar olması bile değerini 100 milyar dolar olup bitcoin'i geçmesi anlamına geliyor. Çok zor mesela. Ya da piyasa değeriyle o anki piyasa değeri yani sizin yatırım yapacağınız sıradaki piyasa değeri diğer altcoin'lerle karşılaştırıldığında ne durumda? Çok mu fazla şişmiş? Veya düşük durumda mı? Kendi fiyatıyla piyasa değeri ne kadar bir miktara gelmiş? Yani bir bakıyorsunuz Ripple'ın fiyatı işte 0.5 3 diye gözüküyor ama piyasa değeri 4 milyar dolar olmuş. Yani siz şimdi Ripple 300 dolar olur diyemezsiniz. Çünkü 300 dolar olduğu zaman ne olur? Piyasa değeri korkunç bir miktara çıkar. Yani o kadar birdenbire artması mümkün değil e, diye düşünmeniz lazım. Yine aynı şekilde bu proje henüz piyasalara girmiş mi girmemiş mi? Yani belki de henüz piyasalara... Yani borsalara girmemiş, büyük borsalara girmemiş projeleri belki de daha yakından takip etmek lazım. Hedefinize bağlı. Yani belki de şunu isteyeceksiniz. Yani bir proje bana diyeceksiniz ki az kazandırsın ama ben buna çok yatırım yapayım. Yani bana 2-3 kat kazandırsın ama ben buna fazla miktarda para yatırayım diyorsanız o zaman birçok piyasada işlem gören sağlam bir şey ararsınız. Yani birçok borsada işlem gören. Özellikle dünyanın büyük borsalarında işlem gören bir coin ararsınız, bir token ararsınız ama dersiniz ki ya öyle bir proje olsun ki çok büyük potansiyeli olsun, yüzlerce binlerce kat artsın ama ben onu daha piyasalara girmeden belki ICO halka arz aşamasında veya belki ondan ee, yani çok büyük yatırımcıysanız ondan bile önce yakalayayım diyebilirsiniz. O zaman da piyasalara girmemesini göz önüne almanız lazım yani hedeflerinize bağlı. Erkan Bey peki bir sonraki Bitcoin'i yani yüzlerce belki binlerce kat artış yapacak kripto paraları nasıl buluruz? İşte bu en önemli soru. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir soru. Ee, şimdi tabii herkes bunun adeta belki de birçoklarımız bunun peşinde. Yani bütün belki yatırım tarzlarını deneyeceğiz. İşte ben kendi şahsımdan bahsedeyim. Yani bütün sağlam paralar arasında altına ve gümüşe. Ee, öncelik veriyorum. Daha sonra fiyatı daha volatil olduğu için Bitcoin'e e, bakıyorum. Hı hı. Ama bence proje çok sağlam Bitcoin'de ve potansiyeli çok yüksek. Ondan sonra da altcoin'lere bakıyorum. Altcoin'lere baktığında da yani 20 kat 30 kat 50 kat kazandıracak projelere de bakıyorum ama asıl tabii en azından paramın bir kısmını da küçük de olsa bir kısmını da 100 kat yüzlerce kat belki bin kat kazandıracak bir coin bulabilir miyim diye de bakıyorum. Bunu çözebilmek için önce bunu yapmış olan coinlere belki bakmak lazım. Yani en birinci örneği bitcoin. Arkasında hiçbir sermaye yoktu, hiçbir ekip yoktu. Yani bir ekip vardı tabii ama bugünkü anlamda star isimler bağlamında birisi yoktu. Ama ne yaptı? 10 yıl boyunca kendini ispat etti. Ee, çok başarılı bir e, aslında tabi e, Satoshi Nakamoto'dan önce de bir sürü insanın e, işte e, bazı komponentlerini yazarak adeta bir araya getirdiği bir proje olduğu için çok başarılı oldu ve bir değerlendirmeye göre yüz binlerce kat, bir değerlendirmeye göre belki 1.7 milyon kat değer kazandı. E, Başka böyle binlerce kat değer kazanan proje var mı? Mesela bir Bitcoin fork'u yani Bitcoin çatallanması ile ortaya çıkan Dash diye bir para birimi var. Bu Bitcoin'in daha güvenliklisi diyebileceğimiz bir para birimi. Yani kimliğinize ulaşılmasını işlem yaparken daha çok daha zor haline getirmiş bir para birimi. Ee, bu bakalım ne kadar bir artış yapmış. Ocak 2015'te bir Dash 1.3 dolarmış. Aralık 2017'de yani geçen Bitcoin bull cycle'ın en tepe noktalarından birine geldiğimizde değeri 1541 dolar 99 sent olmuş. Yani yaklaşık 3 yıllık bir zamanda 1177 kat artış göstermiş bu para birimi. Bunu nasıl sağladı? Ee, tabii devreye girdiği zaman önemli. Yani 2015 yılında daha ortada çok fazla kripto para projesi yoktu. O zamanı yakalamış olması önemli. Çok çalışkan bir ekibi var. Yani bunlar sahaya indiler ve paralarını kullanması için özellikle Venezuela gibi bir noktayı kendilerine hedef seçtiler. Orada ihtiyaç olduğunu gördüler buna. Ben birçok bölümde anlattım. Yani normal para sistemi çöktüğünde kripto paralara büyük ihtiyaç olacaktır diye. Bunu çok önceden gördüler. Venezuela'da sahaya indiler. Orada ee, direkt sahada ekipler kurdular ee, orada konferanslar verdiler, insanlara birebir anlatarak Deş'i tanıttılar ve kullanılmasını sağladılar. Venezuela'da ben bazı videolarda gördüm, birçok böyle e, fast food zincir mağazasında Deş'le ödeme kabul ediliyor bugün. E, İspanyolca konuşulan ülkelerde kendilerini yaygın bir hale getirdiler ve bu başarıyı sağladılar. İkinci bir örnek olarak verebileceğimiz, benim kaçırdığıma çok yandığım <laughs> NEO isimli bir proje var. Çinliler tarafından yapılan. Bu Ethereum'a benzeyen, üzerinde akıllı sözleşmeler, işte merkeziyetsiz uygulamalar yapılacak bir zincir. Bu da bir yıl gibi bir sürede yaklaşık 2017'nin ocağından 2018'in ocağına kadar 1651 kat artış sağlamış bir proje. Ethereum'un kendisi de öyle. Yaklaşık 2 yılda 2015'in sonunda yolculuğuna başlıyor. Bu işte tepe noktasında 2018'in Ocak ayında 1634 kata kadar yükseliyor. Şimdi benim araştırmalarımdan gördüğüm kadarıyla bu bir önceki soruda saydığımız o özellikler var ya onlar temel ve belki de daha bile fazlası. Bütün bunlara bakıp şunu görüyorum yani ...binlerce kat artış potansiyeli olan projeleri yakalayabilmek için o projelerin yeni projeler olması lazım. Yani e, mesela EOS var şimdi şey gibi yani Ethereum gibi daha yüksek performanslı e, ve üzerinde uygulamaların çalışabileceği iddiasıyla ortaya çıkan bir proje ama o ortaya çıktı artık. Ve kendi ICO'sunda 1 milyar dolar civarında bir para toplamış bir proje e, daha hızlı çalışacağını iddia ediyor... Ama zannediyorum ilk 5'e 6'ya oynayan şu anda market cap olarak bir proje. Yani bu, bu kadar yukarı çıktıktan sonra artık binlerce kata ulaştırabilir misiniz bu projeyi? Şu anda bildiğim kadarıyla en düşük değeriyle en yüksek değeri arasında EOS bir 30-35 kat kadar bir şey yaptı. Şu anda o değerinin de çok altında ama işte şu anda EOS'a yatırım yapsanız muhtemelen bir 30-40 kat daha yakın vadede yani bu Ethereum'un ya da NEO'nun yaptığı gibi 1-2 yılda değer kazanacaktır. E zaten 30-40 kat daha yapınca o en düşük değerini 30-30 ile çarpınca veya 30-40 ile çarpınca 900-1200 gibi rakamlara ulaşıyor. Demek ki bizim daha iyi çalışacağını iddia eden bir zincir bulmamız lazım. Yani Ethereum'dan daha yüksek performanslı uygulama çalıştırabileceğini, ee, ve işte akıllı sözleşmeleri ve başkalarını belki çalıştırabileceğini iddia eden bir proje yakalamak lazım. Fakat bunun daha yeni bir proje olması lazım. Ya ICO aşamasında hatta belki ICO'ya bile henüz girmemiş olması lazım. İşte ekibinin çok iyi olması lazım. Belki arkasında e, çok sağlam e, yatırımcıların, çok sağlam advisorların, danışmanların olması lazım. Gibi geliyor bana. Evet Erkan Bey bize bu konuda bazı kripto paralardan örnekler verebilir misiniz? Mesela bir örnek. Bu proje o projedir kesinlikle demiyorum. Bir iki tane örnek söyleyeyim. Mesela Quark Chain diye bir proje var. Çok yüksek işlem hızlarına ulaşacağını iddia eden bir Çin projesi. Quark Chain'e baktığımızda ee, komünitesi yüksek, işte basında yer almış, e, CV'leri fena olmayan e, mühendisler, profesörler var ekibinde hı hı. E, ve arkasında yatırım olarak da e, iyi bir e, yatırım firmaları topluluğunu görüyoruz. Yani Venture kapitalistler e, bu firmaya, bu projeye e, bayağı ilgi göstermişler. E, kendi internet sayfasında bakıp görebilirsiniz. Şu anda daha yolunun çok başında. Değeri şu anda bir QuarkChain 0.02 dolar yani 2 cent civarında. Hı hı. Ama mesela şeyi çok fazla. Total supply yani toplam coin dedi 10 milyar. İşte şu anki dolaşımdaki coin dedi de yaklaşık 1.1 milyar civarında bir kere şu dezavantaj oluşturabilir. Demek ki sürekli piyasaya coin arz edecek. Bu da değerinin düşmesine neden olabilir. Yani 10 milyarın hepsi belki piyasada olsaydı belki daha mı iyi olurdu? Şimdi bir örnek üzerine tartışıyorum. Yani işte dediğim gibi kuartçayın yüzlerce kat, binlerce kat kesin artar diye bir şey asla söylemem. Sadece bir potansiyeli olduğunu ve bunu araştırmanın araştırmaya değer olduğunu söylüyorum. Yatırımda genelde istenilen e, Aracı bulmak için yapacağınız araştırma sayısı büyük yatırımcılar öyle diyor, en azından 90-100'dür. Yani 90-100 tane proje inceleyeceksiniz, ancak bir tane belki bulursunuz e, diyorlar. Bu mesela ICO sürecini geçmiş, ICO'sunu yapmış, yani halka arz olmuş piyasa piyasaya parası çıkmış bir proje. E, şu anki fiyatı çıktığı ICO fiyatının altında, bu da bir avantaj. İncelenebilir, yani buna bakılabilir yüzlerce binlerce kat artabilme potansiyeli olan projelerden bir tanesi. Yani buna benzemeli proje. Mesela bir proje daha var. Thunder Core ismi. Bunun arkasında da Venture Capital'ı görüyoruz. En son galiba bir 50 milyon dolarlık sermaye almışlar. Girişim sermayesi şirketlerinden. Bu da yine çok hızlı bir çözüm sunacağını, bir dağıtık veri tabanı teknolojisi sunacağını iddia eden bir proje. Ee, bu henüz ICO'sunu bile yapmamış bir proje. Yalnız son zamanlarda bir handikap var. Eskiden projeler halka açık ICO'larını yaparlardı. Ama şu anda moda şu oldu. Kapalı, yüksek miktarda yatırım yapabilecek şirketlere ICO'lar yapılıyor. Yani onlara satılıyor hisseler veya şeyler, kripto paralar. Halk çok daha sonraki aşamada görebiliyor. Burada da belki şuna dikkat etmek lazım. ICO yapılıp halka açıldıktan sonra fiyatlar düşebilir. Yani mesela atıyorum 10'dan satıldıysa, 10 centten satıldıysa bir proje açılır açılmaz 5'e 2'ye falan düşebiliyor. O düşüşlerle projeye inanıyorsanız o zaman belki girişler yapabilirsiniz. Yani benim diyeceğim çok fazla araştırma gerekiyor. O 1000 katlık artış yapacak, 1500 katlık artış yapacak coin'i bulabilmek için. izleyicilerimiz kendi akıllarındaki düşünceleri de bizimle yorum kısmında paylaşabilirler. Yani hangi projeyi beğeniyorlar? 1000 kat, 1500 kat artmasını düşündükleri projeler var mı? Bu projelerin neden böyle artacağını düşünüyorlar? Böylece bir orada sinerji de yaratılmış olur. Yani her yorum yapan orada kendi arasında da yorumlar yapabilir. Ve böylece büyük bir havuz oluşturup belki o havuzun içinden bir tane iki tane proje bulabiliriz. Hikayeler Erkan Bey, ee, bugün blockchain'i konuştuk, kripto paralarla ilgili önemli ipuçları aldık sizlerden ancak programın sonuna geldik. Evet. Ama şunu hatırlatalım, az önce de sizin değindiğiniz gibi bu kriterlere uyduğunu düşündüğünüz coin'ler varsa yorum olarak alta bizlerle paylaşırsanız dediğiniz gibi Erkan Bey'in söylediği gibi bir sinerji yaratılmış olur. Siz de bundan daha çok yararlanmış olabilirsiniz. Bu hatırlatma yaptıktan sonra programımızı kapatıyoruz artık. Bir sonraki gerçek ekonomide yeniden görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.